Merhaba arkadaşlar. Ee, ekranda görmüş olduğumuz parça üzerinde e, delik delme operasyonlarına göz atacağız. Ee, öncelikle Workpiece'den parçamızın tanıtıldığından emin olalım. Daha sonra Create Operation dediğimiz zaman gelen menüde Hole Making. Delik delme operasyonlarını tutan kısım burası. Burada operasyonlara göz atacağız. İlki Spot Drilling. Punto operasyonu. Ee, buradan program ve PC görecek şekilde. Herhangi bir takımım yok tanımlamadım. Operasyonun içerisinden tanımlayacağız. Okey dediğimiz zaman. Specify feature geometry kısmında. Deliklerimize tanıtıyoruz. Şöyle üstten bakıyorum parçamıza. Ve şöyle bir seçim yapıyorum. Burada önemli olan kısım. Z'lerin delik eksenine dik olması. Yani delik eksenini. Algılaması gerekiyor. Hole making bunu kendisi yapıyor. Şöyle menüyü genişletelim. Şurada bakın, ee, delikleri tek tek kontrol edebiliriz. Ee, buradaki e, ortadaki büyük deliğe şu anlık delmek istemiyorum. Bunu buradan silebiliriz. Aynı şekilde bir tane daha algılamış bunu ve alttaki kademeli deliği. Bunları siliyorum. Bir tane daha kaldı. bunu da, Bunu da siliyorum. Şurada. Bakın arkadaşlar diğer delikler bu şekilde kendini konumlamış. Ancak listeye kontrol edersek birincisini bunu almış, ikincisini bunu algılamış. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın buradan buraya atladı. Yani en kısa mesafede maksimum, optimum mesafede bunları şuradaki shortest path seçeneğiyle düzenleyebiliyoruz. Bakın buna 1 dedi. 2, 3, 4 diye devam edip bu şekilde dolanacağını söylüyor. Okey dedikten sonra takımımızı belirtelim. Herhangi bir takımım yok. Şuradan punta matkabı okey dediğimiz zaman örneğin 3 milimetrelik bir şu deliğin merkezine konumlandıralım. Bakalım. Bu şekilde de takım menüsü de takım menüsü içerisinden de takımımız deliğe giriyor mu? E, ön izleme olarak görüntüleyebiliriz 3 mm olarak belirledim. Uç açısı standart 118 mm. Pardon 118 derece. E, boyu şuradan 40 diyelim. Flute'u da 15 falan diyelim. Bu şekilde bir takım tanımlaması yaptık. Takım numarasına da 1 diyorum. İlk takımımız magazindeki takımımızı tamam tanımladıktan sonra direkt generate diyorum. Şöyle boşlukta sağ tuşa basıp phase analize geçtiğimiz zaman, bakın bu şekilde bir delik deldiğini gösteriyor. Şu kalkışları bir delikten diğerine geçişleri yukarıdan yapıyor. Şurada non cutting moves kısmında transfer rapide between features. Bakın burada güvenlik düzlemini kullanacağını söylüyor. Burada lowest safe z seçeneği var. En güvenli z mesafesi. Buradan da bir değer tanımlayalım. Örneğin 3 mm kalkmasını istiyorum. OK deyip generate ettiğimiz zaman bakın 3 mm kalkıyor. Bir delikten diğerine geçiş yaptığı esnada. Ee, burada Kademeli olarak, yani bu yüzeyde olmayan, başka bir yüzeyde olan bir deliği seçtiğimiz zaman, örneğin şunu da seçelim. Bunu da ekledi. Ee, şunu da seçelim. Ee, bir de şunu ekleyelim. Okey deyip generate ettiğimiz zaman, bakın bu kademeden bu kademeye gelirken şu yüzeyin 3 milimetresini kullandı en kısa Z mesafesi olacak şekilde. Ancak bu delikten bu deliğe geçerken en tepeye yani bu yüzeyin güvenlik seviyesine 3 milimetreye kalkmadı. Bu seçtiğimiz deliğin yüzeyinin 3 milimetre güvenliğini kullanıp bu deliğe geçti. Aynı şekilde buradan buraya geçerken de 3 milimetreyi kullandı. Şöyle yine fayz analize bakarsak bu kadar e, seçmiş olduğumuz deliklerde Punta atıyor. E, specify Feature Geometry kısmında şu menüyü genişletelim. Bakın burada punta derinliği olarak 0.397 mm kullandığını söylüyor. E, şunların hepsini aynı anda seçip buradan derinliği User Defined'e çekip 1 mm punta olmasını veya 2 mm punta olmasını isteyebilirsiniz. OK deyip Generate ettiğimiz zaman bakın şu anda derinlikler değişti punta derinliğini 2 mm olarak ayarladık. Bu menüden isterseniz bir deliğe 2 mm, başka bir deliğe 3 mm, başka bir deliğe 1 mm olarak tanımlama yapabilirsiniz. Yine buradan Shortest Path seçeneğini aktif edip en kısa mesafeyi programa bulduruyoruz. Optimal bir şekilde. E, cutting e, strateji kısmında Başlangıçta deliğin ne kadar yüksekten başlayacağını ve eğer e, deliğin alt kısmı patlaksa buradan da e, bottom offset ile delik geometrisini uzaltabiliriz. Yani deliğin tam altında bir talaş kalmaması için buradan da e, şu anda bizim deliklerimiz kör olmadığı için e, bu seçeneği kullanmayacağım. Ancak yukarıdan 3 mm başladığını söylüyor. E, bu punt operasyonu arkadaşlar bir diğer operasyon Create Operation seçeneğiyle şu operasyonumuzu bir generate edelim. Create Operation e, Hole Making menüsünde Drilling. Standart Matcap operasyonu. Yine Program ve Workpiece'i görecek şekilde. bir önceki menüde kullanmış olduğum Punta bunu kullanacağım. Specify Feature Geometri. Yine aynı şekilde delikleri seçeceğim. Bu şekilde şu kısmı kapatıp şuradan bakın şurayı algılamış. Bunu siliyorum. Bunu da siliyorum. Aynı şekilde bunu da algılamış. Deliklerimiz burada. Şurada ekstra bir deliğimiz var sanırım. Bunu da kaldırıyorum. Bakın Deliklerimiz bunlar. Deliklerimizi seçme işlemini yaptıktan sonra şu Sequence kısmında Shortest Path'e getirmeyi unutmuyoruz ki optimal bir şekilde dolansın delikleri. OK dedikten sonra Cutting parameters da şurada 1 mm yukarıdan başlamasını istiyorum. 3 mm değil 1 mm. Bottom Distance olarak da deliklerim Şöyle kör delik olmadığı için şurayı da sıfıra getiriyorum. Okey deyip generate ettiğimiz zaman bu şekilde bir takım yolu oluşturuyor delik delme operasyonunda. Non-cutting'de de yine aynı şekilde transfer rapid'de burayı bu sefer 2 mm'ye alalım. Okey deyip generate ettiğimiz zaman 2 milimetreden dolanıyor. Ee, bir de arkadaşlar e, burada şundan da bahsedeyim. 3 eksende e, örneğin e, bir kontur araya operasyonunu kopyalayıp bir kontur surface araya ya da e, fix kontur operasyonuna nasıl geçiş yapabiliyorsak bu delik delme operasyonlarında da aynısını yapabiliyoruz. Bakın ben bu operasyonda create operation deyip yeni bir operasyonla oluşturdum. Ancak bir önceki operasyonu copy paste edip buradaki cycle'ı değiştirseydim yine aynısı olacaktı. Örneğin bu operasyonumuz drill standart Matkap delik delme operasyonu. Eğer ben buradan örneğin drill Deep'e getirirsem ve şuradan da bir gagalama mesafesi tanımlarsam bu operasyon bize gagalamalı delik operasyonu olacak. Generate edelim. Şöyle veri ile izleyelim. Bakın gagalamalı bir şekilde. Ancak ben bu cycle'ı dirile getirirsem normal matkap operasyonu yapacak tek seferde girip. Yani 3 eksende kullandığımız gibi Aynı şekilde bu making operasyonunu da copy paste yapıp içerisindeki parametreleri değiştirip bir diğer operasyonu hızlı bir şekilde oluşturabiliyoruz. Bunu da bu videoda bahsetmiş olalım. Bir diğer videoda görüşmek üzere.